Tansiyon önemli. Kalple ilgili. Kalpte bir kas biliyorsunuz. Kasları ne kadar çalıştırırsanız kaslar o kadar güçleniyor ve büyüyor. Bu bildiğimiz bir durum. Şimdi kaslar çizgili, kaslar düz kaslar, istemli kaslar, iskelet kaslarımız. Yalnız kalp de çizgili bir kas ama istemsiz çalışıyor. Bunu da küçük bir not olarak ekleyelim. Tabii biz kaslarımızı çalıştırınca güçleniyoruz diyoruz. Tansiyonla da kalbin ilişkisi bu noktada işte. Yüksek tansiyona karşı kalp de güçleniyor, kalınlığı artıyor. Aynen düz yolda yürürken fazla efor sarf etmemeniz ama buna karşın yokuş yukarı çıkarken efor sarf etmenize bağlı. İşte tansiyon da bunu yapıyor. Yüksek basınca karşı kalp çalıştığı için kaslar güçleniyor ve büyüyor. Bakın bir tarafta normal, bir tarafta da tansiyona bağlı kalp kasındaki büyümeyi görüyorsunuz. Kalp kası büyüyor, kalınlaşıyor. Tabii sadece kalınlaşması çok önemli değil. Çünkü kalınlaşırken aynı zamanda içindeki boşluk da küçülüyor. Bakın bu normal hali. Bu biraz ilerlemiş ve en son gördüğünüz bu halde bakın iyice kalp kası büyümüş ve içindeki boşluk azalmış. Boşluğun önemi şu. Eğer boşluk normal ise yeteri kadar kan alıyor ve o kadar pompalıyor. Ama boşluk azaldığı zaman yeteri kadar kan alamıyor, daha az kan alıyor ve daha az kan pompalıyor. Bu da ileride sıkıntı yaratabiliyor. Bakın burada çok bariz bir şekilde kalbin sol karıncık bölgesinin ne kadar genişlediğini ve boşluğunun ne kadar azaldığını görüyorsunuz. Tabii az kan pompalaması demek kalp yetmezliği demek. Ve kalp yetmezliği sonucunda da tansiyonla uzun dönemde, yalnız kısa dönemde değil, bir sorunla karşı karşıya kalabilirsiniz. O yüzden EKG ve tabii ki ekokardiyografi önemli. Niye? Çünkü kalbinizin bölümlerine büyüyüp büyümediğine bakılıyor. Ama tansiyonunuz artık yükselmiyorsa, düşük seyrediyorsa ve nefes darlığı gibi şikayetler ortaya çıkıyorsa o zaman bir kan tetkiki yapmak gerekiyor. Bu kan tetkiki de BNP, Brain Natriuretic Peptide. Beyinden salınıyor zannetmişler ama kalpten salınıyor. Normal değerleri de bu. 50 yaşın altında 450, 50 yaşın üzerinde ise 900'ün altında olması lazım. İşte genellikle uzun süreli tansiyon hastalarında bundan dolayı BNP'nin bakılması önemli. Kalp yetmezliğinin gelişip gelişmediğini göstermesi açısından. Tabii yüksek kan basıncı önce atar damarları etkiliyor. Damar sertliği, damar tıkanıklığı, nerede damar varsa onunla ilgili sıkıntılar ortaya çıkabiliyor. Ve başta kalp, kalp yetmezliği, kalp damar tıkanıklıkları, beyinde kanama veya pıhtı, erken bunama, böbrek yetmezliği ve tabii ki gözlerde retinadaki kan damarlarından kanama ve görme kaybıyla karşı karşıya kalınabiliyor. İşte bu yüzden tansiyon sinsi bir hastalık. Onu iyi kontrol etmek lazım, boşlamamak lazım. Önce tedbir, sonra tevekkül. Efendim teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalınız.